Ali Boğaz Manastır'ı gördün mü? Bu sene de arkamızda gördüğünüz bu tarla 85 dönüm. Ayçiçeği ekeceğiz bugün. Bereketli olsun diyerek. Ve Temmuz-Ağustos gibi hasatını alıp yağ çıkaracağız. Ayçiçek yağını da ihtiyaç sahiplerimize zeytinyağından sonra ayçiçek yağı da dağıtacağız. Ve Ekim-Kasım gibi de buğday ekeceğiz. Kara kılçık buğdayı sevgili başkanım. Çok güzel. Kara kılçık buğdayı ekeceğiz. Ve elde edeceğimiz buğdayda un yapıp yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıtacağız. Çünkü bu ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte insanlarımızın yoksulluğu giderek artıyor. Ve de temel gıda maddelerine ulaşım da zorlanıyor. Temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan insanların sayısı giderek azalıyor. Yani ihtiyaç sahibi artıyor. Bizler de onlara sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın gereği destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de bu projeyi başlatmış olacağız. Başkanım, Mudanya Belediye'mizin yaptığı son derece anlamlı bir çalışmanın başlangıcındayız. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi arkamızda gördüğümüz tarla 85 dönüm. Burada dönüşümlü olarak ayçiçeği ve buğday ekilecek. Biz merkezi hükümetin bu konuda yeterince duyarlılık göstermediğinin farkındayız. Türkiye'de tarımın durumu ortada ve bunun mutfağa nasıl yansıdığı da ortada. İşte belediyelerimiz Türkiye çapında gerçekten çok önemli hizmetler yapıyorlar. Burada 85 dönümü ayçiçeği ekiliyor. Ayçiçeğinin Türkiye ortalaması verimi 250-300 kilogramdır. Bu ne anlama geliyor? Yani buradan bir 30-40 ton civarında, düzeltiyorum, 25-30 ton civarında ayçiçeği tohumu üretilir. Ve o şeye dönüşecek, yağa dönüştürülecek. Ve bu yağ da beşer litrelik paketler halinde yoksul ihtiyacı olan evlere dağıtılacak. Buğday yağışa bağlı bir arazi olduğu için 450-500 kilogram civarında ortalama verim alacağımızı düşünüyoruz. O halde 85 dekardan yaklaşık 40 ton civarında buğday üretiriz. Mudanya Belediye'miz buradan elde ettiği unu da gene yoksul vatandaşlarımıza dağıtır. Sorun şu, tam olarak şu. Ya bu arazi boş kalacak ve biz seyredeceğiz. Ya da biz yerel yönetimlerimizle, kooperatiflerimizle, üreticilerimizi destekleyerek bu alanları işleyeceğiz. Biz bu alanları işlersek Rusya'dan gelecek geminin, ayçiçeği gemisinin geçip geçmeyeceği ana konumuz, telaşımız olmaz. Çünkü kendi tarlamızda üretiriz. Eğer bunu yapmaz isek Türkiye gerçekten çok büyük bir gıda krizine doğru gidiyor. Ben bu bağlamda hem ekim nöbetine, hem tarıma, hem de üreticiye, hem de doğal olarak kentli tüketiciye verdiği önem nedeniyle Mudanya Belediye Başkanımızı kutluyorum ve ekibini elbette kutluyorum. Bu başarılı çalışmaların da Türkiye'de bütün belediyelerimize örnek olmasını diliyorum. Böylesine anlamlı bir projeyi imza atan Mudanya Belediye'mizi, başta Belediye Başkanımız Sayın Ali Türk Yılmaz olmak üzere tüm çalışanlarını ayrı ayrı kutluyorum. Başından beri şunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Biz güçlü bir ülkeyiz. Bizim insanlarımız çalışkandır. Tek sorun doğru yönetilmemek. Doğru yönetildiğinde, kaynaklar doğru kullanıldığında bizim çözemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Burada 85 dönümde yapılan aslında semboliktir ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına neler yapmak istediğimizin bir işaret fişeğidir. Her zaman birinin bereketi bol olsun ki onlar kazansın ki. Başkanım, buraya bakar mısınız? Bereketli olsun. Bereketli olsun.